Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Geçen gün Instagram hesabımda yapmış olduğum anketin sonucuna göre bugün sizler için bu şekilde bir çay sofrası hazırladım. İster gün sofralarında ya da çay sofralarında, isterseniz de doğum günü tarzı özel günlerinizde kullanabileceğiniz lezzetler hazırlamaya çalıştım. Menümde 6 çeşit var. 3 tane tatlı, 3 tane de tuzlu. Sadece sarmanın tarifini paylaşmadım. Zaten hepimizin bildiği bir tür. Diğer 5 tane tarifi sizlerle elinden geldiği kadar paylaşmaya çalıştım. Her bir tarifi detaylı olarak çekmedim. En önemli yerlerini çekmeye çalıştım ki video çok uzun ve sıkıcı olmasın diye. Ama bütün tarifleri, yapım aşamalarını ve malzeme listelerini aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Merak ettiklerinizde oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi ilk tarifimiz olan lotus bisküvili pasta ile başlayacağız. Dört tane yumurtanın sarısını bir çay bardağı şekerle çırpıyorum. Çırparken içerisine yarım çay bardağı kadar sıcak su ekliyorum ki şeker daha çabuk erisin. Yarım çay bardağı nişasta, bir çay bardağı un, bir paket vanilya ve bir paket kabartma tuzu koyarak şöyle bir karıştırıyorum ki un her yere sıçramasın. Daha sonra homojen bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edeceğim. Ayrı bir kapta 4 tane yumurta akını tıraş köpüğü kıvamına gelene kadar yaklaşık 10 dakika kadar çırptım. Yumurtaların oda sıcaklığında olması önemli. Akları ve sarıları ayırırken kesinlikle birbirine karışmayacak. Çırpmış olduğum yumurta aklarının üzerine karışımın yarısını ilave ettim. Spatula ile alttan üste doğru katlama yöntemiyle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra diğer yarısını ekleyerek karıştırmaya devam edeceğim. Ayarlanabilir çember kullanacağım pişirmek için. Genellikle bana gelen sorulardan bir tanesi sızdırma yapıyor mu? Benimki sızdırma yapmıyor ama eğer sizin çemberiniz sızdırma yapıyorsa bu göstermiş olduğum şekilde alttan sararak böyle kullanabilirsiniz. Böyle yaparsanız sızdırma yapmaz. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 45 dakika 1 saat kadar pişirdim pandispanyamı ve 3'e ayırıyorum soğuduktan sonra. 2 kutu pasta kreması ve 3 kaşık da lotus krema ekleyeceğim. Siz dilerseniz pastacı kreması da pişirebilirsiniz ama ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Çemberimi tekrardan taktım. Kekimi karamelli sütle ıslatıyorum. Üzerine hazırlamış olduğum kremayı sürüyorum. Muz dilimleri ve parça çikolata ekliyorum. İkinci kekime de aynı işlemleri uyguluyorum. Karamelli sütte ıslatmak zorunda değilsiniz. Farklı bir sütte kullanabilirsiniz. Kalan muzu ve çikolataları da koydum. Şimdi sıvamasını yapıyorum. Ben 2 kutu pasta kreması kullandım. Hem iç hem dış olduğu için. 1 tane kutu olunca genellikle yetmiyor. Çikolata kazıyıcı olarak geçen bu aparatla da artık pastamın son sıvamalarını yapıyorum. Bu şekilde buzdolabında 1 saat kadar bekleteceğim. Lotus'un bu sürülebilir kremasını benmari usulü eritiyorum. Görmüş olduğunuz gibi tam bir çikolata kıvamına geliyor. Hiçbir fark olmuyor ve çok lezzetli oluyor. Bir karamel tadı var zaten. Daha önce yiyenler bilir. Yemediyseniz de mutlaka size tavsiye ederim. Eritmiş olduğum kremayı bu şekilde bir kurabiye poşetine aldım. Pastamın kenarlarından akıtıyorum. Kaşıkla da yapabilirsiniz bu işlemi. Ben böyle daha rahat ettiğim için böyle yaptım. Burada bu kremanın ya da eritmiş olduğunuz çikolatanın çok sıcak olmaması gerekiyor. Eğer çok sıcak olursa alttaki krem şantiyi eritir. Bu yüzden biraz oda sıcaklığına geldikten sonra üzerinden akıtın. Son kalan kremamla da artık pastamın üzerini süslüyorum. Her zamanki yöntemimizde bir tane krem şanti, bir tane bisküvi süsleme yöntemiyle süslüyorum pastamı. Ortada kalan boş kısma da
bisküvi kırıntıları koyacağım. Dilerseniz oraya çilek de koyabilirsiniz. Biraz renkli olsun derseniz meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Kullanmış olduğum duyuk otlarını da aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Evet, ortada kalan boş yere de kırık bisküvilerimi ekliyorum. O eritmiş olduğum kremadan da biraz kalmıştı. En son üzerine onu da gezdireceğim. Kremayı da bu şekilde bitiriyorum ve pastamın son hali böyle oldu. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Karamel ağırlıklı, müthiş bir tat. İkinci tarifimiz çikolatalı köpük pasta. Çikolata severlerin mutlaka denemesi gerekir. 3 tane yumurta, yarım su bardağı şekerle birlikte çırpıyorum. Yaklaşık 5-6 dakika kadar çırptım. Yarım su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 3 kaşık kakao ekledim. Şöyle bir kare kalıbın içerisine alıyorum. Çok çabuk pişiyor. Bu 15-20 dakikada pişen bir kek. Ters çeviriyorum. Kekim sıcakken üzerine soğuk süt döküyorum. Böyle brownie aromalı bir süt bulmuştum. Herhangi bir sütle de ıslatabilirsiniz. Kek sütü emdikten sonra kalıbımı tekrardan takıyorum. Ve kremasını hazırlıyorum. Krema için 2 kutu sıvı krema, 3 yemek kaşığı pudra şekerini yaklaşık bir 10 dakika kadar karışım iyice kabarana kadar çırpacağım. Daha sonra içerisine 200 gram eritilmiş bitter çikolata ekleyeceğim. Bitter çikolatalarımı benmari usulü erittim. Krema ve pudra şekeri bu kıvama gelecek, iyice sertleşecek. Daha sonra bitter çikolatamı ilave ediyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Bitter çikolata biraz ılınınca koyarsanız daha iyi olur. Çok sıcakken dökmeyin ki kremanın kıvamını bozmasın. Daha sonra kekimin üzerine kremayı ekliyorum ve bir gece buzdolabında bekleteceğim. Bununla ilgili de bir püf noktası vermek istiyorum. Ertesi gün kalıptan çıkarırken zorlanabilirsiniz, hemen çıkmaz. 1 dakika boyunca her bir tarafına fön makinesiyle sıcak hava verirseniz eğer çok çabuk çıkar. Ben şöyle 1 dakika fön makinesi tuttum. Bakın hemen kalıptan ayrıldı. Siz de bu yöntemle çıkarabilirsiniz. Şimdi süslemeye geçiyorum. Kürdanla bu şekilde çizgiler yaptım. Daha sonra üzerine krem şanti ile çerçeve yapıyorum. Kakaolu krem şantim yoktu. Sade krem şantinin içerisine 1 yemek kaşığı Nutella ekleyerek böyle bir krem şanti elde ettim. Çok da lezzetli oluyor. Eğer sizin de yoksa bunu yapmanızı tavsiye ederim. Küçük bir yıldızlıyla çerçevelerimi tamamlıyorum. Daha sonra bunların içerisine sos dolduracağım. Ben böyle bir çerçeve yaptım ama siz dilerseniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz tabii ki. Bu pastayı yine 20 santimlik yuvarlak çemberde de yapabilirsiniz. Kare olması şart değil. Frambuaz sos hazırlamıştım. Onların tarifini de aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. 2 tane dikdörtgeni frambuazlı sosla, 2 dikdörtgeni de çikolatalı sosla dolduracağım. Ortada boş kalan kısma da çilekler ve kırmızı meyveler ekleyeceğim. Kalan kısımları da ganajla dolduruyorum. Sütlü çikolatalı bir ganaj hazırlamıştım. Siz hepsini aynı sosla da doldurabilirsiniz. Her birini farklı sosla doldurabilirsiniz. Ben böyle 2-2 tercih ettim. Bu şekilde. Ortada kalan yerlere de çilek koyuyorum. Çileklerimi pakmayanın kullanımı hazır. Sade jölesine batırıyorum ki biraz daha parlak dursun. Frenk üzümü ekliyorum. Ve bu şekilde pastam bitiyor. Üçüncü tarifimiz pavlova.
Daha önce denemediyseniz ve eğer beze seviyorsanız mutlaka tavsiye ederim. Beze severler denesin. Krem şantili, bezeli ve meyveli çok güzel bir tarif. 2 tane yumurta akını 2 çay bardağı pudra şekeriyle mikserin yüksek devrinde çırpıyoruz. Yaklaşık bir 15 dakika kadar çırptım ben. Güzel bir beze harcı hazırlıyoruz. Böyle sert bir kıvama gelene kadar çırpıyoruz. Bakın bu şekilde olacak. Daha sonra böyle yuvarlaklar sıkıyorum. Tepsimin üzerine şekillerini çizmiştim. Üzerlerine de görmüş olduğunuz gibi sıkma poşetiyle yuvarlaklar sıkıyorum. O ortada boş kalan kısımlara krem şanti ve meyveler gelecek. Bir de meyveli sos gelecek. Önceden ısıtılmış 80 derece fırında yaklaşık 1,5 saat kadar pişirdim. Piştikten sonra, soğuduktan sonra şöyle üzerlerine kardurun meyveli sosundan döküyorum. Krem şanti sıkıyorum yine yıldızlı duyumla. En son üzerini istediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz. Ben frenk üzümü, çilek ve nane yaprakları kullandım ama elinizde hangi meyve varsa onunla da süsleyebilirsiniz. Değişik lezzetleri seviyorsanız da eğer pavlovayı denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Benim çok çok sevdiğim bir lezzet. Bunu bir tane büyük olarak da yapabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Burada önemli olan bezenin kıvamını doğru tutturabilmek. Bu şekilde pavlovalarım da servise hazır hale geliyor. Bir diğer tarifimiz tavuklu rulo börek. Artık tuzlulara geçtik. Öncelikle iç harcını hazırlıyorum. Kırmızı ve yeşil biberi soteliyorum. İyice yumuşayınca İçerisine tavuk göğsü ekleyeceğim. Bir tane tavuk göğsü kullandım. Küçük küpler şeklinde doğradım. Ara ara karıştırarak kısık ateşte soteliyorum. Salça kullanmıyorum bu tarz sotelerde. Salça yerine kırmızı toz biber kullanıyorum. Daha sonra istediğim baharatları ekliyorum. Domates sos kullandım 3-4 yemek kaşığı kadar. Şimdi 3 tane yufka kullanacağım. Bir tane yufkamı bu şekilde koydum. Tavuğu da koyup rulo yapıyorum. Ve dilimlere ayırıyorum. Bütün yufkalara aynı işlemi yapıyorum. Kelepçeli kalıbımın içerisine diziyorum bu şekilde. Piştikten sonra ortasına sarımsaklı süzme yoğurt, frenk maydanozu ve kenarlarına da çeri domates ekleyeceğim. En son tabağa karabiber serperek bu çeşidimi de bitiriyorum. Şimdi en son çeşidimize geldik. Patatesli tepsi poğaça. Bunun hem görüntüsü hem de lezzeti çok güzel. Yoğurt 1 su bardağı, 1 tane yumurta, 150 gram kadar eritilmiş tereyağı, 1 çay kaşığı mahlep, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu ve 3 su bardağı da un ekleyeceğim bu karışıma. Önce birazcık çırpıcıyla karıştırıyorum. Benim hamurum tam 3 su bardağı un aldı ama siz kontrollü ekleyin. 2 su bardağı ile başlayın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Hamuru ikiye ayırdım. Birincisini bu şekilde açtım yağlı kağıt üzerinde. Kalıbımın içerisine aldım. Arasına patatesli, kırmızı biberli ve peynirli bir harç hazırladım. Aşağıya açıklamalar kısmında bunun da tarifini vereceğim. Daha sonra ikinci hamurumu da yine aynı yuvarlak şekilde açıyorum ve çemberimin içerisine yerleştiriyorum. Yumurta sarısı ve susam ekliyorum bolca. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında kızarana kadar pişiriyorum. Daha sonra kalıbımdan çıkarıyorum. Servis tabağımı aldıktan sonra pasta gibi dilimlere ayırıyorum. Soğuduktan sonra üzerine çeri domates ve bu şekilde süzme yoğurt sıkıyorum. En son biberiye koyarak da poğaçamı bitiriyorum. Mahlebin aroması da gerçekten çok yakışıyor. Hem lezzetli hem de ekonomik bir tarif.
Soframın bitmiş hali bu şekilde. Elimden geldiği kadar farklı tarifleri bir arada toplamaya çalıştım. Farklı sunum alternatifleri yapmaya çalıştım. Yani poğaçaları tek tek yapmaktansa bu şekilde bir sunum hazırlayabilirsiniz. Sarmaları farklı dizmeye çalıştım. Böreği bu şekilde sunmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Ben çok severek hazırladım. İnşallah sizler de seversiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Benden istediğiniz tarifler varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.